Bu hafta size göğüs pompasından bahsedeceğim. Herkese merhabalar efendim. Doğumunuzu yaptınız, bebeğinizi sağlıkla kucağınıza aldınız. Şimdi sıra geldi en önemli hususlardan biri bebeğinizi besleme durumuna. İnşallah hepinizin bol bol sütleri olur ve hepiniz bebeğinizi doya doya gönlünüzce rahatlıkla emzirirsiniz. En önemli şeyim, dileğim sizler için biri de bu. Çünkü böyle galiba bu böyle anne de ekstra bir stres yapabiliyor. Çünkü işte aman sütüm gelecek mi? Sütüm geldi. Çocuğum doyacak mı? Doydu ama yarayacak mı? Aslında bu annenin değil çevredeki insanların sorusuyla maalesef ki oluşan strese hiç merak etmeyin. Bundan önceki videolarımda da söyledim. Sütünüz de gelecek. Bebeğiniz de doğacak. Doyacak. Doğacak ne ya? Taktım doğmaya. Doyacak. Sütünüz bir güzelle yarayacak. Siz gönlünüzü ferah tutun. Her şey çok güzel. Çok da rahatlıkla olacak. Siz buna inanın, gerçekten de böyle olacak. Bu noktada da tabii ki de size bu emzirme olayında bence en çok ihtiyacınız olan şeylerden birinin göğüs pompası olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir özetle geçeyim. Hiç bilmeyen biri varsa, imkansız bir şey tabii ki de ama ya da böyle ya bu gerçekten gerekli mi diye düşünen insanlar varsa arkadaşlar göğüs pompası göğsünüzdeki sütü bebeğinizin içmesi haricinde boşaltmanızı sağlayan ve onu isterseniz paketleyip buzluğa atarak daha sonra bebeğinizi içirmek için saklamanızı sağlayan bir araçtır kendileri. Ne kadar da güzel anlattın. Peki bu ne kadar yararlı, neden yararlı? Ben çalışmıyorum, bana da lazım mı diye düşünüyorsanız şöyle bir çalışan bir anneyseniz zaten yararlı. Siz bunu zaten araştırmışsınızdır, biliyorsunuzdur. Çünkü işte süt bırakmanız lazım ki bebeğinize versinler belli saatlerde diye. Ama çalışmıyor bile olsanız, evde bile olsanız bence kesinlikle olması gereken bir şey göğüs pompası. Çünkü aslında göğsünüzü birkaç video önce de ben size bundan bahsetmiştim. Göğsünüz ne kadar boşalırsa o kadar çok aslında süt üretiyor. Bu noktada da bebeğinizin göğsünüzü en başlarda özellikle emmesi o kadar böyle mıy 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 oluyor ki böyle küçücük olduğu için o noktada işte göğüs pompasıyla göğüslerinizi boşaltarak hem daha fazla süt sağlamış oluyorsunuz vücudunuza üretmesine katkıda sağlamış. Vücudunuzun süt üretmesine katkı sağlamış oluyorsunuz. Hem de sizin de gerçekten de sağlığınız, göğüs sağlığınız için o sütün vücudunuzdan çıkmasını tam anlamıyla sağlıyorsunuz. Ne kadar acayip cümleler kullandım ama siz beni anladınız kesinlikle. O yüzden de göğüs pompası şart mı şart? En iyi göğüs pompası hangisi derseniz sizden önce doğurmuş akrabanızın arkadaşınızın size bedava verdiği göğüs pompası arkadaşlar. Maalesef ki her şeyin ateş pahası olduğu gibi göğüs pompaları da tuzlu. Yani ben geçen sene doğurdum. Şu anki fiyatları ben düşünemiyorum bile. Hiç bakmadım. Hiç moralimi bozmaya da gerek yok diye düşündüm. O yüzden de bakmadım. O yüzden de çevrenizde göğüs pompası öyle bir şey çünkü. Siz doğurursunuz. Siz fıç fıç sütlerinizi sağarsınız. Sonra sizden sonra bir kuzeninize doğum yapar. Sevdiğiniz bir arkadaşınız doğum yapar. Onunla paylaşırsınız birkaç isterseniz. İşte şeyini değiştirerek kullanma göğüs ucu şeyini sırtını pırtını değiştirerek en güzeli de odur çünkü bedavadır çünkü daha insanın içine siner ama orada da şöyle durumlar var. Şimdi bizim şöyle oldu, benim ilk kullandığım göğüs pompası bu değildi, ben direkt koşa koşa göğüs pompası almadım. Sağ olsun kuzenimiz benden önce doğurmuştu, tam bir sene önce. Dedi ki Aysel'cim sen hiç alma, bende var zaten, ben sana vereceğim. Dedim ki yaşasın, bir masraftan kurtulduk tabii ki de dedim. Hemen atladım, çok sağ olsun verdi. İlk göğsümü sağmaya başladığımda göğüs pompasıyla acayip bir acı hissetmeye başladım. Dedim ki herhalde bebek emdiğinde böyle hissetmiyorum ama bebek küçük diye. Demek ki göğüs pompası sonuçta daha vakumlu emiyor ediyor ya, daha güçlü emiyor yeni doğan bir bebeğe göre. Demek ki böyle hissettiriyor dedim. Canım acıyarak o sağma işlemini başardım. Sonra bir gün daha denedim. Üçüncü gün dedim ki ben bunu yapamayacağım. Ben sütümü de sağmak istemiyorum. Bebeğin içtiği kadar içsin. Benim canım acıyor çünkü. Büyük ihtimalle pompa bunu hani sağlıyor. Pompa daha güçlü çektiği için can acıtıyor ve ben buna alışık değilim.
Sonra dedik ki acaba bütün pompalar mı bunu yapıyor yoksa bu pompayı hani ben mi beceremedim ya da bana uygun mu değil. Çünkü şey de düşünmeye başladım. Bunların işte vakum gücü var, zırtı var, pırtı var. Ben çok acemiyim. Doğru mu yapıyorum mu bilmiyorum. Acaba işte baş kısmı bana uygun mu bilmiyorum derken biraz araştırdıktan sonra Lansom'a denk geldik. Genelde insanların en çok, bu arada diğerinin markasını hatırlamıyorum. Ama Ebebek'te falan satılıyordu. Kendi markası da olabilir ve zaten kötü bir ürün de değil bu arada o da. Yani ya ben kullanamadım ya bana uygun değildi o ürün. O yüzden de araştırırken genelde insanların kullandığı ve çoğunlukla olumlu yorum aldığı Lansom'a denk geldik. O zaman dedik bunu alalım, bir de bunu deneyelim. Yazık günah yani, bu sütlerin de bir birikmesi lazım. Dünyanın her türlü hali var diyerekten Lansom'u satın aldık. Arkadaşlar şimdi size ürünü göstereceğim. Benim zaten kutum kendinden geçmiş durumda gördüğünüz üzere. Ben de bunu Allah kısmet eder ileride bir çocuğum olursa ya da işte eşim dostum doğurursa ben de onlara veririm gibisinden zaten sakladım. Şimdi şöyle içinde iki tane başlığı var. İçinden çıkacakları size söylüyorum. Şöyle iki tane sütünüzü içine akacağı biberonumsu şeyleriniz var. Bunun adı ne acaba? Dur bakayım, burada kesin yazıyordur. Asla yazmıyor. Her neyse, bundan var içinde. Şöyle diğer bunları kapatabileceğiniz üstlerini sağlayacak araç gereçleri çıkıyor. Şöyle çıkayım, çıkarayım, çıkarayım ben hepsini size göstereyim. Bu arada göğüsle ilgili her şeyi aldım. Hepsini anlatacağım size. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben bunları tek tek hiç anlatmadan size nasıl kurulduğunu ve nasıl şey yaptığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar alet şu kadarcık bir alet. Bunun avantajı şöyle. Bunu isterseniz prize takıyorsunuz. İsterseniz pille de çalıştırabiliyorsunuz. Pille çalıştırması bizim bu noktada ne işimize yarayacak derseniz, evdesinizdir, bir şeydesinizdir, hiç önemli değil. Prize taktınız, kullandınız ama tuttu ki elektrikler gitti. Tabii ki de aslında elektrik gelene kadar da bekleyebilirim de diyebilirsiniz. Hiç değil. Yani sadece örnekleri vermek için söylüyorum. Ya da prize uzak bir yerdesiniz ve orada o an rahat hissediyorsunuz ve orada sütünüzü sağmak istiyorsunuz dinlenirken. İşte daha uygun olduğunu ortamın düşünüyorsunuz. Çalışıyorsunuz, gittiğiniz işte her şirkette var mı bilmiyorum. Benim çalıştığım yerde var diye biliyorum süt odası ama her şirkette olmayabilir ve siz şirketinizde de sütünüzü sağmanız gerekecek. Çünkü süt böyle kanallarınız dolduğunda ve bebeğiniz yanınızda yoksa emziremiyorsanız bu size de acı veren bir şey. Ve gerçekten de o kanalları boşaltmak isteyeceksiniz. Orada işte belki priz uzak bilmem ne şu bu orada işinize yarayabilir. Bir yolculuğa çıkmanız gerekiyordur. Bir şeydir, anlatabildim mi yani? O noktada benim işime yaradığı için bu arada bunu söylüyorum. Yani biz yolculuğa gece yolculuğuna çıktığımız bir noktada benim arabada da sütümü sağmam gereken uzun bir yolculuk yaptığımızda ya yaşasın iyi ki hani biz bunu hiç böyle düşünmemiştik ama böyle almışız dediğimiz, benim evdeyken ya ben şurada gerçekten şu an kafamı dinleyerek bir sütümü sağıp biraz dinlenmek istiyorum dediğimde priz arama ihtiyacı duymadığım anlar oldu ki bazen de işte bebeğinizi bir göğsünüzde emzirirken bir göğsünüzde sağmak isteyebilirsiniz. Bu da bir tercih yani nasıl kullanacağınız. Bu deneyimleyerek sizi aslında yönlendirecek bir şey. Oralarda falan bunun pille çalışıyor olması çok önemli oluyor. Öyle amşamla bir pil yemiyor yani. Onu da söyleyeyim, gayet rahat şey yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de ben de genellikle prize takarak kullandım. Şimdi şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar. Şunun içine bir tane, benim onlar maalesef koktuğu için gösteremiyorum şu anda ama beyaz bir zımbırtı var. Onu takıyorsunuz. Onu taktıktan sonra üzerine şöyle bir lila plastik bir şey var. Bunu güzelce yerleştiriyorsunuz. En son kapağını güzelce kilitliyorsunuz. Bu kadar basit yani, ekstra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu arada bunları yıkarken de bütün parçaları ayırdığınız için göreceksiniz. Daha sonra göğsünüze gelecek kısım olan şu aparatı buna geçirdiniz, bağladınız. Aynısını diğeri için de yapıyorsunuz. Daha sonra da hop diye geçirdiniz arkadaşlar şuradaki şeye. Makineye başlattınız. Zaten o wok 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 vakum yapmaya başlıyor. İster tek göğsünüze kullanın. Tek göğsünüze kullanacaksanız eğer şuradaki bu aparatı çıkarıp şurayla bu tıpayı kapatırsınız ki tek tarafa vakum yapsın. Çünkü burası da çalışırken bu boşa gitmiş olacak ve hani
gerek yok. Bu bütün vakumu bununla yapmak daha mantıklı olur. İki göğsünüzde yaparsanız iki göğsünüzde tutuyorsunuz. Gayet güzel vakum çalışıyor. Kendi içinde bu makinenin de bu arada birkaç tane şeyi var. Örnek veriyorum. Önce bir vık 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 diye çekmek var. Vok vok, hani daha böyle nasıl vık vık vok voku nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bence beni ya emzirmeye başladıysanız ya da bununla ilgili birazcık araştırdıysanız çok pardon. Anladınız. Yani hızını, hangi aralıklarla vakum yapacağını hepsini bunda ayarlayabiliyorsunuz. Zaten kendisinin böyle bir otomatik şeyi de var bu arada. Onu seçtiğinizde işte önce örnek veriyorum. 2 dakika boyunca hızlı hızlı bir çekim yapıyor. Sonra daha hızlı değil ama böyle daha aralıklarla daha yoğun bir çekim yapıyor. Ve bu arada o vakumu işte azaltmak, çoğaltmak, zırtı pırtı hepsi elinizde. Bu yüzden de belki de benim bu makine canımı hiç acıtmadı ben bunu kullanmaya başladıktan sonra. Çünkü canımın acıdığını hissediyorsam fıt 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 hemen derecesini düşürüyordum. Canım acımıyorsa işte o anki işlemde daha fıt 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 yükseltebiliyordum. Bu noktada da benim bu kendim karar verebilme durumum, işte vakumuna, şuyuna, buyuna çok işime yaradı. Ayrıca bunun bütün parçaları sökülüp yıkanabilmesi de tabii ki de en büyük şeylerden biri. Lükslerden mi diyeyim, en büyük avantajlardan biri. Her ayrıntısını çıkarıp çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Böylelikle içiniz de rahat oluyor. Artı bence bunun bir diğer en önemli avantajı da bütün parçalarının tek tek daha sonradan da satılabilmesi. Şöyle ki örnek veriyorum, bir şey oldu, bu kayboldu ya da şu zımırtısı kayboldu. Küçük olabilir, insanlık hali. Bir şey oldu, bozuldu, ateşe denk geldi. Niye ateşe denk geliyor bilmiyorum ama ateşe denk geldi, bozuldu, bir şey oldu. Bunları tek tek de satın alabiliyorsunuz. Artı bence şöyle de güzel bir tarafı var. Normalde size şu göğüs kısmı 25 mm olarak hazır olarak geliyor. Yani size verilen pakette bu. Ama siz istiyorsanız kendi göğsünüzün yapısına göre daha büyüğünü, daha küçüğünü de alabilirsiniz. O işte benim daha sonradan deneyimlediğim bir şeydi. Ya hani bu göğsümü tam oturuyor aslında ama hani mesela bakıyordum Leyla aslında emerken daha da şöyle görünüyor. Daha mı büyüğünü almalıyım, daha mı küçüğünü almalıyım diye birkaç parça aldım ve kendim için en iyi seti hazırladığım kısmı oldu açıkçası. Ben bu üründen çok memnun kaldım. O yüzden de eğer almayı düşünüyorsanız, para harcamayı düşünüyorsanız buna, para harcamayı düşünüyorsanız ne demek zaten, yani mecbursa alıyorsunuz da. Benim memnun kaldım ürün ama kesinlikle siz de birer tur başka insanların da bence yorumlarına bir bakın. Belki başka markalardan video çeken arkadaşlar vardır YouTube'da. Kesin onlara da bir bakıp kendi kafanızda bir mukayese edin. Çünkü hani bana şimdi şey diye sorarsanız, ya Aysel ben bilmem ne markasını aldım, o sence nasıl diye, bilmiyorum ben. Çünkü sadece bunu deneyimledim. Kendi deneyimimi sizinle paylaşıyorum. Ama kesinlikle diğer markaların da daha uygun muadilleri çıkmıştır, vardır. Eğer varsa bir araştırın, bakın, benim gibi video çeken insanlar kesin vardır. Onların da bir deneyimlerini dinleyin. Tabii ki de bence kesenize en uygun olanını alın. Sonuçta bu da hani alıyorsunuz ama hani evet veriyorsunuz. Kullanabileceğiniz süre de belli. Benim o dönem için en mantıklı gelen ve araştırdığımda alabileceğim buydu diye aldım. Bunun dışında size bir ekstra önerim şöyle bir şey var. Ben bunu Ebebek'ten almıştım. Şöyle bir emzirme şeyi diye sütyen var. Emzirme sütyenleri derler ya. Bu şöyle bildiğiniz arkadaşlar bir sporcu sütyeni. Ben bunu sadece süt sağmada kullanıyordum. Neden? Şöyle ki işte ona göre şuralarından geçirebiliyorsunuz. Bu aslında süt emzirmeden öte daha çok neydi onun adı? Süt sağmayla için tasarlanmış. Bugün cümlelerimi niye kuramıyorum? Çok düzgün cümle kurmaya çalışmaktan kuramıyorum. O yüzden ona göre bu böyle duruyor. Bakarsınız buna yine. Markasını da söyleyeyim. MyJ diye bir şey. İşte şey, ebeveyn ürünlerinden biri. Bunu böyle bildiğiniz giydiğinizde sporcu sütyeni gibi görünüyor. Sonra şuralarını açtığınızda bunu çok rahat bir şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Ve bu sütyen siz elinizde bu makineyi tutmasanız bile şeyi tutabiliyor. Şu
biberon, biberon diyeyim, en iyisi bu olacak yani. Biberonu tutabiliyor. Bu ne işe yarıyor? Örnek veriyorum, ani bir durumu, bir şey oldu, uzanmanız gerekti, bebeğinize uzanmanız gerekti, bir şey oldu ya da bebeğiniz bir yandan bu göğsünüzde emzirirken burada sağıyorsunuz. Bunu ekstradan elle tutmanıza gerek kalmıyor. O zaten o işlemi görüyor. Bir de bence şimdi bebeğinizde emzirirken bir göğsünüzü tutma şekliniz var, C gibi, C olarak tutuyorsunuz ki hani işte süt yolları bilmem neleri bebeğiniz daha rahat ulaşabilsin ve aksın diye. Bu sanki o göğsünüzün de tutmadan süt sağlarken tutuyormuş gibi, elinizde destek sağlıyormuş gibi geldi. Şart mı? Asla şart değil bu arada. Bu yani bu olmasa da çok rahat göğsünüzü sağarsınız, edersiniz. Benim işime yaramıştı. Yani örnek veriyorum, gece Leyla uyudu etti bilmem ne, sütümü sağacağım. Sütümü sağlarken dinlenirken bir yandan da Instagram'da işte komik video izleyeyim. Kızlara işte fotoğraf atayım, bebeğimi tekrar gördünüz mü, hadi biraz daha bebeğimi konuşalım falan diye. O yüzden de bu benim işime yaramıştı. Bunların hepsi dışında neden, hani en başta da söyledim ya size, peki mesela gerekli mi, kesin almalı mıyız kısmı eğer kafanızda bir soru işaretse, bence almalısınız, tekrar en başa dönersem. Çünkü dediğim gibi göğsünüzü boşaltmanız çok önemli. Bakın, eğer göğsünüzü boşaltamazsanız göğsünüz mastit olabiliyor. Anne başlarda çok yorgun oluyor. Gece yeri geliyor sadece tek göğsünde emziriyor, unutuyor, bir şey oluyor. Bebek bazen istemiyor diğer göğsü tutmak. Daha konforlu geliyor tek göğsün daha yoğun olması, etmesi. O noktalarda göğsünüzün tamamen boşalması lazım ki orada sütün birikip size ateş, ağrı, sancı, böyle sertlik yapmaması lazım. En kötü, bence emzirmeyle ilgili en kötü kısım sadece bu. Çünkü bende de bu durum oldu. O kadar yorgun oluyordum ki, bayrama denk gelmiştir Leyla'nın işte 20'si ya da 40'ı hatırlamıyorum. Çünkü o kadar uzun zaman geçmiş gibi geliyor ki. O kargaşa içinde işte hep aynı göğüsten Leyla'yı emzirmişim. Hiç fark etmemişim. Normalde not alıyordum bunları ama benim de büyük ihtimalle kolayıma geldiği için hemen fıt diye çocuğu oraya yatırmışım. Yani ertesi iki gün çektiğim acıyı hiç unutamıyorum. O yüzden o andan sonra düzenli olarak her akşam, yani ne olursa olsun, çok yorgun bile olsam, hep sütümü sağdım. Bu noktada da çok faydasını gördüm. Çünkü eğer göğsünüz mastit olur, kalırsa, ederse orada küçük bir şeyler, bu ileriki süreçte de sizin için sıkıntı olabiliyor. Tanıdığım böyle insanlar da olmuştu, işte aslında göğsünün orada süt kalmış. Onlar oradaki süt bitti zannetmiş zamanında. Vermemişler bebeğe ve daha sonrası, örnek veriyorum, işte ikinci çocuğu olduğunda ikinci çocuğu daha güçlü emebilmiş ve aslında o göğsü temizlemiş şansına. Böyle bir hikayeyi çok yakından biliyorum, ediyorum. O sayede işte göğsünde, Allah korusun, ileride bir kist oluşmasına, şunu bunu, başka bir hastalıkları engellemiş olmuş. Bu yüzden de yeni annelere en büyük tavsiyem, göğsünüz çok önemli, siz çok değerlisiniz. Göğsünüzü olabildiğince boşaltın, masajlar yapın, duşa girdiğinizde sıcak su tutun, ilgilenin kendinizle. Bebeğiniz de çok değerli, herkes çok değerli ama siz de çok değerlisiniz. Siz çok iyi olun, sağlıklı olun ki bebeğinize en güçlü şekilde bakın. O yüzden hiç kendinizi boşlamayın, kendinizi bu süreçte her zaman dinleyin. Bir diğer avantajı da şu, mesela ben sezaryenle doğum yaptım bu arada. Söyledim zaten bunu önceki videolarımda. Ben de hep alerji yaptı. Aşırı hassas bir cildim var. Bana her şey alerji yapabilir arkadaşlar. Tabii ki de ip de alerji yaptı. O noktada da mesela hani bir sıkıntı olmasın dikişimle ilgili diye, Leyla doğduktan bir hafta sonra iki günde bir böyle doktor kontrolüne gidiyordum. Bakıyordu, bir şey varsa temizliyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bu arada. Ama tabii ki de çok kontrol altında tuttuğumuz için. O noktalarda da şimdi annemle kaldığı için Leyla ve benim hemen evimin dibinde olmadığı için hastane, ne olur ne olmaz diye çok hızlı gidip geliyorduk ama insanlık hali, İstanbul'da yaşıyorsun, trafik var, şu var, var. Benim sütümü de sağıp bıraktım Leyla'ya. İşime yarayan kısımlar da oldu. Çünkü şöyle de bir not geçeyim size. Sütünüzü sağdığınızda ilk 3 saat, hani dışarıda duracaksa eğer bu, 3 saat içinde tüketilmesi lazım. 3 saatten sonra bozulur, tüketemezsiniz. Yani şöyle, bir işiniz var, kuaföre gideceksiniz, çok sallıyorum, markete gidip geleceksiniz, bir yere gideceksiniz, bebeğinize biri bakıyor, fıt, bebeğiniz o an uyuyordu, işte emziremediniz, bir şey oldu, fıt 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 sağdınız, ilk 3 saat içinde hiçbir yere koymadan sütünüzü verebiliyorsunuz. Eğer
normal buzdolabına koyarsanız 3 gün duruyor orada. Eğer buzluğa atarsanız da 3 ay kalıyor. Bu yüzden de bu sağdığınız sütlerin üzerine eğer işte dışarıda ya da buzdolabında durmayacaksa, buzlukta duracaksa ki bunlar için de özel zaten paketler var. Yine bunu da böyle çok şey yapmayın. Wheat miydi neydi öyle bir tane marka vardı, ucuzdu. Ben açıkçası onu aldım. Tanesi 1 liraya falan geliyordu. Daha ucuzu varsa da olabilir. Onun üzerine sütünüzü sağdıktan sonra bunu alıyorsunuz. O poşetin içine döküyorsunuz. Elimde poşet kalmadığı için gösteremiyorum. Kilitli kısmı var diye kilitliyorsunuz. Üzerine yazıyorsunuz oraya işte. Sağdığınız tarihi yazın. Sağdığınız saati de yazın. Neden? Çünkü akşam sütüyle gündüz sütü birbirinden farklıdır arkadaşlar. Ve bu çok önemlidir. Gündüz sağdığınız sütü akşam verirseniz çocuğa enerji verdiği söyleniyor. Ben çok düzgün temiz tabii ki de sütlerimi verdiğim için bilmiyorum ama bana da uyarılan ve internette de araştırıp öğrendiğimde hani gündüz süt sağdığınız sütü gündüz verin, akşam sağdığınız sütü akşam verin diye bir ibare gördüğümde hep böyle yaptım. Bu yüzden de saatine kadar gündüz mü akşam mı yazmak diye çok önemli. Daha sonra o sütü aldınız ya poşet içinde. O sütü bayağı nasıl ısıtacağız ve bebeğe vereceğiz diyorsanız benvari usulü ısıtabiliyorsunuz. Yani o zaten poşetin içinde. Onun içine hiç böyle su mu girmiyor. Çok güzel kilitli bir poşet o. Sıcak suyunuzun içine onu böyle koyun. O buz zaten erimeye başlıyor, ediyor bilmem ne derken. Ya da isterseniz biraz eridikten sonra biberonunuzun içine koyarsınız. Biberonu sıcak suyun içinde döndürürsünüz dersiniz. Birden zaten kesinlikle ısıtılmıyor bu süt. Bu en önemli husus. Bu aklınızda kalsın. Benvari usulü. Çikolata eritiyormuş, bir şey eritiyormuş gibi. Sıcak suyun içinde ılıtın. Sonra şöyle şuranıza bir dökün. Bakın. En doğru zaten derece burası oluyor. Ama ben tabii ki de derece de almıştım. 37 derece bebeğin içebileceği bir sıcaklık oluyor. Hemen dereceyi de isterseniz içine sokup bakabilirsiniz. Ya da anam babam usulü buranıza fışkırtıp da bakarsınız yanıp yanmadığını. O konuda da işiniz rahat olsun. Yani ben bu sütleri hadi dondurdum attım. Nasıl ısıtıp bir daha bebeğe vereceğim? O en basit kısmı. Dediğim gibi işte ben aslında nereden nereye gittim ama güzel oluyor. Dur toparlıyorum çok şu an. Hiç merak etmeyin. Hepsini birbirine bağlayacağım. O yüzden de işte hastaneye gittiniz, geç kaldınız bilmem ne şu burada da çok çok işe yarıyor. Bir de günün sonunda insanız arkadaşlar. Rahatsızlık durumu olabiliyor. Artık kadınlarda regle eğer görüyorsanız, her kadın emzirme sürecinde görmüyor ama görenler de oluyor ediyor. Yani o çok farklı. Emzirme sürecindeyken regle olduğunuzda zaten ister istemez sütünüz de bir tık azalıyor. Çünkü regle olma hormonuyla süt üreten hormon birbirine tamamen zıt iki hormon aslında. Yani süt veriyorsanız regle olmamanız lazım. Regle oluyorsanız hamile değilsiniz, süt vermemeniz lazım gibi falan falan bir durumu var. O yüzden de bu süreçlerde de sütünüz azalabiliyor, edebiliyor. Bunlar işte kurtarıcı oluyor. Yani böyle aha vah vah sütün de az geldi, bu çocuk doymadı bilmem ne, hiç stres yaşamıyorsunuz. Zaten depoladığınız sütlerinizi çıkarıyorsunuz. Benim anlattığım gibi benvari usulü hemen ısıtıyorsunuz, anlıyorsunuz. Bebeğinize veriyorsunuz. O mutlu, siz mutlu. Zaten sizin regliniz 2-3 gün geçti. Hop sütler tekrar fışkırdı. Ya da o süreçte bir şeye çok canınız sıkıldı. Olabilir. Süt çok psikolojik bir şey. O anlık gelmedi. Bu sizin sütünüz bittiği anlamına da gelmiyor. Hop 2 gün sonra toparladınız kendinizi. Yine sütünüz yerine geldi. İlaç kullandınız, bir kullanmak zorunda kaldınız ve doktorunuz emzirme bugün dedi. Hiç kafanızı ay ne yapacağım edeceğim değil. Çıkarıyorsunuz ve çocuğunuza sütünüzü veriyorsunuz. O yüzden bu şart mı? Bence kesinlikle şart. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Uzun konuşmamak istedim ama gerçekten kafamda aslında ilk defa bir videoya gelmeden önce kurdum. Dedim ki tak 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 şunu söyleyeceğim, çıkacağım. Ama sonra laf lafı açtı çünkü size anlattıkça yaşadığım ve kendi kafamda acaba öyle mi böyle mi diye soru işaretleri bulunan şeyleri hatırladım. Bir insan anlatınca bence bu ortaya çıkıyor. Yani böyle normal düşündüğünde çıkmıyor ama o yüzden de benim kafamı pırıl pırıl eden tüm düşünceleri sizin de kafanızı pırıl pırıl etsin diye vallahi her şeyi konuştum zaten. Ama dinlemek istemeyen de ne yapayım dinlemesin. Zaten bu videoda da ne anlatacağım yani. Aha ürün bu. Zaten bir sürü ürün kutu açılımı bilmem nesi şusu busu olanlar var. Sadece ürünü görmek isteyen insan zaten gidiyor ve o ürün videosuna geliyor. Bana gelen insan benim deneyimlerimi öğrenmek istiyor. Dediğim gibi ben bu üründen çok memnun kaldım. Ben bu markanın göğsücü kreminden de çok memnun kaldım. Bunu söyledim önceki videolarımda diyebilirim ama eğer söylemediysem
Bu da size not olsun. Çünkü o böyle bebeğinizi emzirmeden önce göğsünüzü silmek zorunda olmadığınızda bir krem ve çok da faydasını gördüm. Bence zaten bu adamlar bu işte emzirmedir, şudur budur da bayağı iyi ürünler üreten insanlar. Siz de bir araştırın. Dediğim gibi şu an fiyatı nedir, ne durumdadır hiç bilmiyorum. Ama maddi olarak sizi zorlayacaksa kesinlikle muadilleri, bir şeyleri vardır. Siz benim videodan sonra da bir tur daha başka markadan insanlar ne deneyimlemiş ona bakın. Ya da ben bundan bu kadar memnun kaldım ama benim deneyimlemediğim ama iyi olmayan bazı özelliği vardır. Ya da işte ben hep çok stabil kullanmışımdır ama sizin kullanacağınız gibi başka biri kullanmıştır ve memnun kalmamıştır. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Ben kendi kafamda çok güzel anlattım aslında ama hani işte ben mesela hep çiftli kullandım bunu ama tekli kullanan biri vardır. Ya da ben mesela otomatik olanını satın aldım. Ben bunun manuel elle olanını hiç bilmiyorum. Belki manuel elle olanı da bunun kadar iyi iş görüyordur ve daha uygundur, daha bir şeydir. Belki de onu alsanız da işinize yarar, eder falan falan. O yüzden hepsini araştırın. Gönlünüze yatanı, size doğru gelen her zaman doğrudur, onu alın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.